karşılaşma öncesinde tabii ki buraya gelirken Sivasspor'un Adana Demirspor maçında kazandığı müsabakanın verdiği moralle çıkacağını biliyorduk. Ama onlar da tam rahatlamamışlardı. Yani puan anlamında çok rahatlamamışlardı. 37 puan. Bizim buradan alacağımız bir galibiyet 3 puan. Onlarla aramızdaki puan farkını 5'e düşürdüğünde o zaman 1 değil, 2 değil, belki de 4-5 tane takım, 36-37 bandındaki birkaç tane takım da bu işin içine dahil edebilirdik diye o düşünceyle geldik. Oyunun aslında istediğimiz noktaya da getirdik. Tam istediğimiz noktada gidiyordu. 1-0'ı yakalayabileceğimizi tahmin ediyorduk. Soğukkanlı bir oyunu yeledik. Çok çok güzel bir oyundan ziyade doğru oyun bizim için çok önemliydi bugün. Doğru oyunu da oynadığımızı düşünüyorum. 1-0 öne geçtik. Ondan sonraki durumda Sivasspor'un geçmişten gelen kendisi aslında özellikle forvet mevkiinde birkaç tane oyuncuyu atıp orada çoğalacaklarını, kenardan gelip orta keseceklerini de zaten tahmin ediyorduk, biliyorduk. Buna karşı bazı önlemler almak istedik. Yani orta kestirmemek. Çünkü eğer ortayı kestirmezsen ceza sahası içinde ne kadar rakip oyuncu olursa olsun bunun çok bir önemi olmadığını biliyorduk. Orada oyuncularımda biraz dalgınlık oldu. Özellikle çok uyarmama rağmen belki yaşadıkları bazı şeylerden dolayı o çıkışlarda biraz eksik kaldılar. Ama iyi niyetleriyle karşılamaya çalıştılar. Bazı durumlarda başarılı oldular. Birkaç pozisyonda başarısız olamadılar. Başarısız oldular. O başarısız olduğu pozisyonlardan bir tanesinde gol yedik. Diğeri de zaten 1-1 giderken maç öyle bitebilir diye. Belki o Sivas takımı da o an topa bastı, yani stop yaptı. Hani şok bir gol yemeyeyim diye. Bizim için de zaten son top gibi bir toptu. O pozisyonda kaleciye kaldırdığımız bir top ama Sivasspor'un kalecisinin hızlı oyuna başlaması, bizim kalecinin biraz önde yakalanması, hem geride dursa ya da biraz daha öne çıkıp topu uzaklaştırabilirdi. Arada kalıp geri giderken biraz pozisyon hatasından yediğimiz bir golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Tabii ki bitmedi. 8 hafta var. Ama işler hiç kolay değil. Biliyorsunuz rekabet var. Kolay değil. Bir yerden aldık takımı, bir noktaya getirdik ekibimle beraber. Bu süreçten sonra daha sağlıklı bir ortamda çalışmak gerekiyor. Bunu sağlamak için de ben ve ekibim elinden geleni yapacak. Buradan dönüşümüzde şöyle bir şey var. Milli takım arası olduğu için oyuncularımıza izin programı verdik. İzin planı var. Bunu tabii ki kulübümüzün yetkilileriyle nezaket çerçevesinde görüşüp nasıl sunulacak, yani bunların da bir prosedürü var biliyorsunuz. Onları müdürümüzle, kulüp müdürümüz, yetkililerimize paylaşıp sunacağız. Evet, dediğiniz gibi ben Altay Spor Kulübü'yle yani bugünden sonraki akdimde devam edemeyeceğim bilgisini onlara ileteceğim. İletiş şeklini de dediğim gibi buradaki Altay Spor Kulübü yetkilileriyle, çünkü ben bu kulüpte forma giydim, terlettim, çok sevdiğim bir camiye. Kulübe de zarar gelmeden, kendi kişiliğimize, kimliğimize, karakterimize de hem teknik adam hem de insani kişilik değerlerimize de zarar gelmeden dostluğa ayrılmak için bir plan, program yapacağız. Değildi, yani mağlubiyet değildi. O anlamda evet, dediğiniz gibi hem sağ olsun spor kamuoyu, bizim 6, bu tabii 7. haftamız. 7 hafta önce takımın başına gelip de takımın daha değerli toplu oyun oynaması, savunma bloğunda güzel işler yapması, ofansta iyi işler yapması, oyun oynama dürtüsü, kalecisinden dahil pas yaparak çıkan, ön tarafına kadar pas yaparak gitmeyi yeğleyen, baskı altında da çıkışlar yapabilen ama baskı altında eğer çıkış yapamıyorsa da 1-2-3 seçeneği olan kenar oyuncularını, forvet oyuncularını da bir şekilde kalecilerimizle buluşturup onlara yardımcı destek koşularla bugün de bir iki tane ilk yarı çok güzel işler çıkardılar bu anlamda. Bu noktaya getirdiğimiz bir takımda tabii ki böyle bir ayrılık olmasını ben istemezdim. Çünkü ciddi emek verdik. Zaten anlatmak istediğim de oydu. 2 aya yakındır buradayım. Çok ciddi emek verdik. Gövdemizi taşın altına koyduk. İnanın buna, yani her hocanın kolay değil. Bir şey demiyorum. Ben rolümü büyütmek için söylemiyorum. Ama ciddi manada gecemizi gündüzümüze kattık. Yani harbiden 14 saat, 16 saat, 18 saatleri bulduk. Sağlığımıza zarar verecek şekilde. Bazı durumlarda zihinsel yorgunluklar, yıpranmalar benim kulübe zarar vereceğim noktaya belki gelecek diye, ekibimin gelecek diye. Burada henüz bitmiş bir şey olmadığı için bu çınarın, koca çınarın kümede kalma ihtimalinin halinde olduğunu bilerek böyle bir karar aldım.